Efendim günaydın. İyi bir hafta diliyorum hepinize. Bugün haftanın ilk günü ve kulisinde ilk haftanın ilk programı ile karşınızdayız. Şimdi araya Cumartesi Pazar girdi. Elbette ki gündem bir o kadar daha yoğunlaştı. Cumartesi Pazarı da bakacağız çünkü neler oldu neler bitti. Kobani, Membiç olayları hala sıcak biliyorsunuz. Bu arada Mazlum Kobani ABD'ye davet edilmiş. Niye davet edilir? Neden gider oraya? Ona bakacağız, onu sorgulayacağız. Soçi görüşmeleri var biliyorsunuz. Bu Soçide ne olacak? Soçi Suriye düğümünün çözülebildiği bir yer olacak mı? Esad'ın masada olabileceği de iddia ediliyor. Biraz zor bir ihtimal ama böyle bir iddia da var ortada. Olur mu, olmaz mı? Bunlara bakacağız. Yeni bir tartışma konumuz oldu biliyorsunuz sakız yıllarca orucu bozar mı bozmaz mı diye bir tartışma yürüdü gitti. Diyanet e, fetvalar falan filan verirdi. Şimdi sigara haram mı değil mi ona bakıyoruz. E, en yüksek e, makamdan sigaranın haram olduğuna ilişkin bir bilgi geldi. E, haram mı değil mi bir bakacağız. Bunun dışında Haydarpaşa Gar ihalesi vardı değerli izleyenler. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tuhaf bir biçimde elendi çok, çok absürt e, gerekçelerle. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın İmamoğlu da zaten hangi gerekçelerle elendiğini, trajikomik bir gerekçe bulunarak elendiğini anlatmıştı. Bugün gelişmeler var onunla ilgili. Nasıl gelişmeler var onlara bakacağız. Bir belediye başkanı 250 bin lira maaş alır mı almaz mı? Almaz diyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü alıyormuş. 250 bin lira maaş alan bir belediye başkanımız varmış. Değerli izleyenler kimmiş değilmiş onlara bakacağız. Bakacağız, olup bakacağız. Daha çok yani. Ee, önümüzde iki saatimiz var ve iki saat içinde de gündemin e, önemli başlıklarını sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz değerli izleyenler. kim Kiminle konuşacağız? Ee, sizlerin hepinizin tanıdığı e, yine bir konuğum var stüdyoda. E, iletişim bilimci, gazeteci yazar Sayın Alaydar Fırat. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. İyi ee, iyi bir yayın olması dileğini <laughs> tekrarlıyorum. Çok sağ ol. Çok teşekkürler. Şimdi bir e, Suriye'ye bir girdik. Bir 9-10 gün kadar bir operasyon yaptık. Ondan sonra tehditler, mektuplar havada uçuştu. Bir ABD'li heyet geldi. Ondan sonra 120 saatlik bir ateşkes gidildi. Ateşkes'e gidildi. Ateşkes mi ara verme mi? O tartışıldı. Ee, devlet diyor ki karşımda terör örgütü var. Ateşkes olmaz. Bu bu ara vermedir. Ee, Amerika'nın yaptığı açıklamalar ateşkes eklinde ama onlar ayrı. şey. 120 saatin dolmasına yaklaşık 35-36 saat falan kaldı. Ee, bu süreç içinde de yine çatışmalar daha doğrusu taciz ateşleri devam ediyor ee, oradaki TSK unsurlarına karşı. Ee, YPG bir biçimde Suriye ordusuyla eklemlendirildi. Rusya olaydan son derece memnun. Soçi'de bir görüşme var bu süreç içinde. Yani denklemler böyle bir toparlanıyor bir daha karışıyor, bir toparlanıyor bir daha karışıyor böyle darman bir halde orası. Fakat bütün bunların arasında çok da hani nereye koyacağımızı bilemediğimiz başka bir şey daha oldu. Mazlum Kobani ABD'ye davet edildi. Hı hı. ABD ben buradan çekiliyorum diyor ama bu arada Mazlum Kobani'yi, YPG'nin e, generalini Amerika'ya davet ediyor. Bu bize daha önce e, Irak'taki olayları da hatırlatıyor. Irak'ta da e, davetler yaşanmıştı bildiğin üzere, dilersen haberimiz var. Mazlum Kobani'nin Kobani ABD'ye daveti noktasında bir haberimiz var. Onu bir izleyelim. Sonra üzerinde konuşuruz. Evet, evet değerli izleyenler, Mazlum Kobani ABD'ye davet edilmiş. Neden davet edilmiş? Onu konuşacağız. Şimdi bunu da değerlendirerek, bunu da içine alarak bir e, fotoğraf Hı. çeker misin? Evet. Neler oluyor? Ee, öncelikle 20 yıl önce kaybettiğimiz hocam Ahmet Taner Kışlalı'yı anarak başlamak istiyorum. Evet. Ee, bir terör saldırısında kaybetmiştik. Hedef gösterilmişti. Yine hala varlığını sürdüren bir o zamanın gerici basını tarafından. Ee, bütün aydınlarımızı bir kez daha saygıyla, rahmetle ve sizi şükranla anıyorum. E, onların kalemi onların düşünceleri bize yol göstermeye devam edecek şimdi bu e, yaşadığımız süreç e, Aslında çok boyutlu bir süreç e, her ne kadar her kesim kendi açısından bunun bir kazanım olduğunu söylese de ortada yerde duruyor top bana sorarsanız Dolayısıyla e, farklı aşamaları ve farklı gelgitleri e, ve o çerçevede de e, yeni bir takım gelişmeleri olacak bir sürecin içindeyiz Şimdi bizim bir takım temel iddialarımız vardı. Evet her şeyden önce şu söylenebilir, hani insanların ölmemesi, askerlerimizin şehit olmaması elbette ki temennimizdir. E, asıl olan diplomasidir, asıl olan diplomasi üzerine zafer kazanmaktır. Zaten diplomasi ki maalesef Türkiye'de böyle oluyor. E, i̇ktidar e, diplomatik alanda bir başarı sergilemediği için, ee, askerlerimiz giriyor, o diplomatik kazanımların yok edildiği yerde bir biçimde o başarıyı alıyor. Ee, şimdi iş tekrar iktidara döndü, tekrar masaya döndü. Şimdi bizim temel hedefimiz neydi? Birincisi 424-40 kilometrelik bir mesafede ve 30 kilometre derinliğinde bir koridor yani oluşturmaktı, evet. bir barış koridoru oluşturmaktı. Ee, bu 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 başarılamadı. Yani bu, bu, biz 120 kilometrelik bir alanda sınırlı kaldık. Denilebilir ki bu uluslararası güç dengeleri ekseninde bir kolay bir iş değil. yani bu söylenebilir. Ee, diğer bir mesele biz orada mültecilerin yerleşmesi için bir alan açacaktık. O zaten başlı başına büyük bir sorun. Eee kimlerine göre 4.5 milyon, kimlerine göre 5, kimlerine göre 7 çünkü bir süre nüfus hesaplanıyor. E geri kalanı yani Suriye'de 11 varsa geri kalan da bizdedir üzerine bir akıl yürütme var. Dolayısıyla o bölgenin imara açılması da düşünülüyordu biliyorsunuz. Orada işte iller ilçeler yapılacaktı. Evet. Onun da uluslararası hukukta nasıl bir karşılığı var onu da hani kimse çözmüş değil. Yani biz başka bir devletin topraklarında nasıl imar izni veriyoruz bir başka boyut. Zaten aslında işin e, bence çelişkili ya yani diplomatik açıdan çelişkili yönlerinden biri de şu. Şimdi biz Suriye'nin toprak bütünlüğünden yan olduğumuzu söylüyoruz. Hani hareket başladığı zamanda devletin bütün yetkilileri bunu söylediler. 8 yıldır söylüyoruz biz bunu. Evet. Peki ama şöyle de bir şey var. Yani şimdi biz Suriye Milli Ordusu diye bir ordu kurduk. Değil mi? O ordunun şu anda bir başbakanı var. Bir Genelkurmay Başkanı var. Evet. Dolayısıyla siz bir ülkenin e, toprak bütünlüğünden, egemenliğinden yanaşsanız niye o ülkeye alternatif bir ordu kurarsanız, bir başbakan atarsınız? Bu işin bir boyutu. Bir, bir başka boyutu Gaziantep Üniversitesi'ne bağlı orada biliyorsunuz fakülteler kuruluyor. Üç fakülte evet. Bu, bu da işin başka boyutu. yani Dolayısıyla söylediğimiz şeyle yaptığımız şey arasında derin bir çelişki var. Bu çelişkinin de uluslararası hukukta karşılığı elbette ki bellidir. Bunu yapıp bunu yapmanız... Bunu yapabilirsiniz bu meselede ama günün birinde bunu bizim önümüze getirecekler. Diyecekler ki kardeşim siz hakkınız ve hukukunuz olmadığı halde bu tür bir müdahalede bulundunuz diyecekler. Dolayısıyla biz yola çıktığımız meselelerde şu anda e, hala kendi hedeflerimize ulaşmış değiliz. Yani Bir kere bu noktayı çok net bir biçimde söylemek lazım. İkinci mesele mektup meselesi. E, şimdi kişisel olarak üzerine alınmayabilir Sayın Cumhurbaşkanı ama... Şu anda Türkiye'yi temsil eden bir makamda olduğu için o Türkiye'deki bütün yurttaşlar temsil ediyor. Dolayısıyla o mektup aslında bütün yurttaşları ilgilendiren bir noktada. E, o mektup iade edilebilirdi. O mektuba anında cevap verilebilirdi. Şöyle bir gerekçe söyleniyor. E, biz cevabımızı sağda verdik. Evet. E, ama biz Macron'a cevabı anında verebiliyoruz. Avrupa Birliği'ne cevabı anında veriyoruz. Almanya'ya veriyoruz cevabı anında. Arap Birliği'ne veriyoruz. Amerika'ya neden anında cevap vermiyoruz? Yani onun, onun ayrıcı özelliğini bir süper güç olmasından kaynaklı mı? Ee, dolayısıyla işin şöyle bir boyutu var. Biz Fırat'ın doğusundan bir başka ülkeyle batısında başka bir ülkeyle bu süreci çözmeye çalışıyoruz. Ee, şimdi dediğiniz gibi bir Soçi zirvesi olacak. Bütün bu sürecin en karlı çıkan elbette ki Rusya oldu. Ee, ABD'nin geri çekilmesiyle Hava Sahası'nın hemen hemen bütün kontrolü Rusların eline geçmiş olacak. Ama iki tarafta dikkat edin. E, PYD kartını elinden bırakmıyor. Yani e, bizim ilişkilerimizin çok iyi olduğu Rusya veya şunu kabul ettiremedik. Yani çok iyi ilişkilerimiz var diyoruz. Evet. E, ama Rusya PYD'yi bir terör örgütü olarak kabul etmiyor. etmiyor. YPG'yi bir terör örgütü olarak kabul etmiyor. Bu Burada... yeni bir şey değil ama yani 3 yıl önce falan e, PYD e, Moskova'da bir açmıştı diyorsun. Ama evet. o zaman demek ki bir sorun var. Yani evet. demek ki ilişkiler çok da bizim istediğimiz gibi ya da bizim düşündüğümüz ya da bize anlatıldığı gibi değil. Bize anlatıldığı gibi değil. Değil. Yani e, bir biçimde sizi de e, e, hani dikkate alıyorlar. Ama diğer tarafta dikkate alıyorlar. Yani bu Mazlum Kobani'nin Amerika'ya davet edilmesi de benzer bir süreç. Yani biz burada bir takım stratejik ortaklıklar üzerinden şey söylüyoruz. söyliyoruz. E, o anlaşım metnini hatırlıyorsunuz 13 maddelik metinde orada evet. birinci ve üçüncü maddesinde şöyle bir cümle kullanılmıştı i̇şte Türkiye NATO üyesidir. bu iki ülke tarafından teyit edildi ama NATO'nun NATO 5 maddesinde şunu söylüyor yani NATO herhangi bir ülkesine yapılan saldırı bütün NATO ülkelerine yapılmış bir evet, saldırıdır sadece. biz burada haklı olduğumuz noktada kendimizi yeterince anlatamadık demek ki ve asıl asıl bana sorarsanız e, işin şöyle bir noktası var biz diplomatik açıdan maalesef bir başarı gösteremiyoruz. Ee, siz bütün yatırımı e, diplomasiye değil de trollere yaparsanız, hani iç politika yaparsanız, iç politikada insanları susturmaya, farklı görüşleri ve düşünceleri susturmaya çalışırsanız, e, değer ya da kıymeti kendinden menkul insanlar tutup büyük elçi atarsanız, Egemen Bağış örneğinde olduğu gibi ya da Merve Kavakçı örneğinde olduğu gibi, Şaban Dişli örneğinde olduğu gibi, Murat Mercan örneğinde olduğu gibi, e, o zaman tabii ki diplomatik bir başarı elde edemezsiniz. O zaman zorunlu olarak askerlerimiz giriyor. Belli alanlarda mevzi kazanmaya çalışıyorlar canları pahasına. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Ee, biliyorsunuz dış işlerine girmek kolay değildir. Sınavlara giriyorsunuz. Tabii. Çok zorlu sınavlara giriyorsunuz. Ha. Yani dil sınavları, normal sözlü sınavlar, yazılı sınavlar. Ee, Birçok aşamada sınava giriyorsunuz. Ondan sonra konsolosuna büyük elçi oluyorsunuz. Dolayısıyla aslında bu bile Türkiye'den nasıl yönetildiğini Türkiye'deki en önemli en güçlü kurumlardan ve dünyanın da saygı duyduğu kurumlardan biri olan Dışişleri Bakanlığı'nın nasıl çökertildiğinin en temel göstergesidir. Kendi tezlerini hiç ki bir dünya ülkesinin anlatamamış bir ülkeyle karşı karşıyayız. Yani 80 milyon ülke karşısında bir terör örgütü var. O kendisini dünyaya anlatabiliyor. Ama siz kendi dünyayı anlatamıyorsunuz. Burada bir sorun vardır demektir. Yani normal başka bir ülkede olsa bir buna yönelik olarak bir öz eleştiri getirir. Şunu söyler, ya biz ümmetten bahsediyorduk, değil mi? Evet. Sürekli bir ümmet vurgusu yani vardı. Ümmetin liderinden bahsediyoruz. Evet, ama ortada bizim yanımızda duran ümmetten hiç kimse olmadı. Filistin dahil, yani her türlü ilişkimizi onlar adına heba ettiğimiz Filistin bile yanımızda durmadı. Bir Azerbaycan var, işte bir uzaktan Venezuela var, Macaristan var. Bunun dışında da hani bizimle olan, bizi destekleyen. Daha doğrusu caydırıcılığı... Sayıyorsun işte koca dünyada bir eli parmaklarını evet. buluyor ya da bulmuyor yani. Şimdi hatırlarsın zamanında e, başbakanının şöyle bir şey söylemişti, değerli yalnızlık demişti. Evet. Bunun literatürde bir karşılığı yok yani bu kadar saçma sapan bir akıl yürütme, böyle bir anlayış, böyle kendini böyle zavallı bir konuma sabitleme görülebilir, anlaşılabilir bir şey değil. Yani bir değerli yalnızlık nasıl olabilir? Yani bütün dünya nasıl aynı anda size düşman olabilir? ya da beceri neyi biliyor musunuz? Yani bütün dünyayı kendinize düşman etmek. Bu büyük bir başarıdır. Bu bir beceri. Tabii yani bütün dünya sizin yani farklı inançlardan, farklı etnik kökenlerden, farklı ideolojilerden, farklı sistemlerden bütün dünya devletleri sizin tırnak içinde haksız olduğunuzu düşünüyorsa ki haklı ve meşru bir durumdasınız. Çünkü siz terör saldırısıyla karşı karşıyasınız. Burada bile kendinizi anlatamıyorsanız bu diplomatik açıdan bir başarıdır. Yani kimse kolay kolay hiçbir ülke bunu yapamaz. Dolayısıyla bunun altını çizmek lazım. Yani bu evet. Türkiye'nin aslında nasıl yönetildiğini ya da yönetilemediğinin açık göstergesidir. Çünkü siz aklınız fikriniz Türkiye'deki ihalelerde ise, aklınız fikriniz sadece para kazanmak üzerine ise, bir belediye başkanı oraya geleceğiz belki 250 bin lira maaş alıyorsa ve sizin derdiniz Haydar Paşa Garı İstanbul'un tarihi ve kültürel varlıklarını eş dost akraba ekseninde tutmaksa elbette ki dış politika gibi derdiniz olmaz. Ne olacak? İşte İsmail Bey bir şey söyleyecek. Troller ona saldıracaklar, ona linç edecekler. Sonra işte birileri gelecekler, işte sizi sorgulayacaklar farklı görüş beyan ettiğiniz için. Yani e, şey biliyorsunuz süreçte kimse barış demedi. Çünkü bu suçtu. Çünkü savaş olmadığını kabul ediyorlar. Evet. E, sonra işte biz Yunan'dan e, kurtulmuş kendisi söyledi. E, bu bu savaşın kazananı biz olacağız diye. E, ona dönük bir şey yok. Yani onlar da söyleyince bir şey olmuyor. Şimdi Amerika'nın büyük elçisi geldi. Şurada şöyle bir şey söyledi. dedi ki biz ateşkes üzerine anlaştık. Ne? Bizim Dışişleri Bakanımız da kalktı dedi ki hayır dedi bu bir ateşkes değildir dedi. Bir ara vermedir. Aslında düştüğü zaman ateşkeste ara vermek. Hani çok da birbirine çok böyle uzak kavramlar değil. Ama mesele şu. Geldiğimiz nokta itibariyle aslında Türkiye bütün bu örgütler uluslararası bir meşruiyet kazanmış oldu. Yani biz attığımız adımlarla yanlış adımlarla hatalı yanlış adımlarla, adımlarla evet. E, bir örgüte meşruiyet kazandırdık uluslararası alanda. Bu biraz önce sizin çok isabetli altın çizdiğiniz gibi Irak'takine benzer bir sürecin burada yaşandığını, burada yapıldığını görüyoruz. O zaman evet, da hatırlarsanız biz, yani de, dejavu. Şöyle, biz bu filmi gördük ya. Evet. Yani, yani e, çok yani çok iyi bilirsiniz. E, Barzani ve Talabani'ye Türkiye şey vermişti. Pasaport, pasaport vermişti, vermişti ve Türkiye pasaport. üzerinden dünyaya gidip geliyorlardı. <laughs> Sonra Türkiye karşı çıktı işte kuramazsınız, edemezsiniz vesaire falan. Sonra orada bir Kürdistan bölgesi kuruldu. Hatırlarsanız ilk PYD'nin YPG'nin başkanı da Türkiye'de ağırlanmıştı. Kürdistan bayrağı çekilmişti. Ondan sonra sonra biz onu terör örgütü listesine aldık. Kırmızı bültenle aranan şeylerin arasına koyduk. Şimdi bütün bu gelgitler, bütün bu çelişkiler, bütün bu siyaset üretememe ya da dış politikada kendi kurucu değerlerinin dışında bir konumlanma bu muazzam zaaflar yaratıyor. O zaman da insanlar, toplumlar, devletler sizin gücünüzü, hareket kabiliyetinizi iyi biliyorlar ve ona göre hareket ediyorlar. Ya bizim tek avantajımız güçlü bir ordumuzun olmaz her şeye rağmen. Yani Evet, her şeye rağmen. Ergenekona efendim bütün kumpaslara darbe, karşı etme karşı karşı. Yine işte canları pahasına orada savaşan insanlar var. Dolayısıyla bu bunların getirdiği bir mesele. Ez evet, cümle şöyle toparlayayım. Ee, bu süreçte Türkiye hala bir aktör değildir. Kendimizi kandırmayalım. Biz güç dengeleri arasında kendimize bir yer bulmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla e, yapılması gereken aslında başından beri belliydi. Yani Suriye'nin toprak bütünlüğünden yanaysanız, Suriye'nin egemenliğinden yanaysanız onun meşru hükümetiyle görüşmek zorundasınız. Bunu seversiniz, sevmezsiniz, beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Bu, bu başka bir şey. Kimse şunu ileri sürmesin. Çünkü hiç kimse gerizekalı değil. Yani Efendim çok büyük otoriter, baskıcı bir rejim vardı Suriye'de biz o yüzden karşı çıktık. E o zaman biz El-Beşir'i niye ağırladık? Biz Birleşik Arap Emirlikleri'ne, Suudi Arabistan'a, İran'a, diğer bütün antidemokratik ülkelere savaş mı açtık? Onların kendi bölgelerine, kendi iç halkantılarına bir biçimiyle müdahil mi olduk? Demek ki bu iş böyle değil, başka bir mesele var. Dolayısıyla aslında emperyalizmin istediği bir siyaset var, izlediği çok net bir biçimde o da. E, parçalı yapılar, etnik ve mezhepsel olarak parçalanmış ülkeler ve toplumlar. Çünkü bunlar sürekli birbirine çatıştırılır, Trump'ın dediği gibi. Evet, kavga ettirilir. Kavga ettirilir. Ondan sonra sonra da araya girilir, barıştırılır. E, bu kadar korkunç bir zamandan geçiyoruz. Aslında bu kadar ağır bir zamandan geçiyoruz. E, kötü olan şu, e, bunu kavrayacak ve bunu çözecek bir e, siyasi akıl ve siyasi irade maalesef Türkiye'de yok. Maalesef yok. Şimdi. Hani yıllar boyu şöyle bir şey söyledik biz. Şam hükümetiyle Hı. eğer masaya oturursan bu sorunu çözmenin yolunu bulursun. Kaldı ki tek yol da bu. Dedik. Evet. Ama olmadı. Olmadı sonra ne oldu? YPG diye bir örgüt işte vesaire o süreci özetlemeye gerek yok biliniyor. Amerika geldi YPG Rusya ile birlikte YPG'yi Suriye'ye eklemledi. Evet Suriye ordusunu eklemledi. Sonuç itibariyle Şöyle bir şey oldu. Şimdi haberimize gireceğiz. Hı. Suriye Ordusu ve SDG yani YPG evet. Suriye birlikte Türkiye sınırındaki Kobani'de hı hı. konuşlandılar. Evet. Ve Suriye devletiyle YPG'nin e, bayrakları birlikte tam da sınırımızın karşısında dalgalanıyor. Hı hı. Haberimizi bir değerli izleyenler. Evet e, sen eğer Suriye ile yani. Hı. Devletin kendisiyle bir araya gelip de sorun çözmezsen eğer farklı güçler devreye giriyor ve operasyon düzenlediği, yok etmek üzere operasyon düzenlediği bir ve terör örgütü olarak denediği bir yapının bayrağını sınırının karşısına diktiriveriyorlar. Ve şöyle bir siyasi hamle de yapılabilir. Esat şunu yapabilir, diyebilir ki madem siz bana karşı bunları kullandınız, bir takım İslamcı örgütleri şunları bunları, ben de Kürtlere burada otonomi ya da özellik veriyorum. Ondan sonra işin rengi bambaşka bir hal alır. Dolayısıyla e, konuşmak, görüşmek, zaten hani şey söyleniyor, e, bizim diyor istihbarat örgütlerimiz e, görüşüyorlar. E, Milli Savunma Bakanı Cumhuriyet Halk Partisi'ni ziyaret ettiğinde Ünal Çeviköz açıklamıştı. Şöyle bir şey söyleniyor, hani Cumhuriyet Halk Partisi neden görüşmüyorsunuz Esat'la? görüşmeniz gerekiyor üzerinde bir şey söyleyince... Bunun yollarını, yöntemlerini arıyoruz. Hani istihbarat, işte dışişleri, askeri yetkililer bir belli bir çerçeve üzerinde e, görüşecekler gibi bir şey söyleniyor. Yani bunun hazırlığı var. Var Ama ama, ama, var bunda, ama. öbür tarafta bir açıklama geldik, evet, Oturmayacağız masaya diyor evet, Suriye. Yani, yani pardon, herhalde onu cid, söyleyecektim. Elbette yani o şimdi ama bir karşı tarafta arkasından daha güçlü bir yapı var. O da kendi koşullarını size dikte ettirmeye çalışacaktır. Bugüne kadar siz neden yanımızda değildiniz ya da bize bütün bu şeyleri yaşattınız. Onlar da Kürtlerle birlikte hareket edince ya da özür dileyerek söyleyeyim. Hani YPG ya da işte oradaki terör unsurları hareket ederse ona bir meşruiyet kazandırırsa kendi bayrağı ve de toprakları içerisinde siz buna nasıl davranacaksınız? Buna karşı nasıl önlem alacaksınız? Ee, yani dolayısıyla başından beri yanlış iliklenen bir düğme var bizim Suriye politikamız ve hala ısrar ve inatla bunun haklı ve meşru olduğu dile getiriyor. Yani tarih zaman koşullar gerçeklik her şeyi çok net bir biçimde bu politikanın yanlışlığını ortaya koymuş. İnanılmaz bedeller ödemişiz ve ve üstelik daha daha çok bedel ödeyeceğiz. Yani bu kadar insanı nasıl Türkiye bakacak bu insanlar nasıl gidecekler nasıl geri gönderilecekler? Tam bir muamma. Yani bunun yıllara, on yıllara varan bir şeyi olacak tıpkı Irak'taki gibi. E yani üç tane devlet var değil mi Irak'ta? Şiilerin, Sünnilerin ve Kürtlerin. Evet. Benzer bir yapı. Suriye'de kurulacaktır, kurulmak istenecektir. Çünkü zaten Büyük Ortodok Projesi'nin amacı oydu. Oy. Şimdi bütün bu, bunların nihayetinde sizin yapmanız gereken şey, güçlü devlet yapılarıyla, güçlü varlıklarla bir tür bu etnik ya da mezhepsel devletlerin kurulmasını engellemektir. Bunu, bu yoksa, bu size de bir biçimde etki, etkisi altına alır. Ama bunun ötesi şöyle bir şey var yani e, Türkiye mesela şu şunun farkında değil mi ya da neden bunun kaygısını yaşıyor? en çok Kürtlerin yaşadığı ülke Türkiye. Dolayısıyla e, hani e, bugün politik yolda bir yazı yazdım. Kart olarak bir Kürt kartı deniyor ya. Ben onu hani evet. bir, bir, halkın bir tırnak içinde bir oyunda öne sürülen bir kart olarak okunmasına karşıyım. Bunu doğru bulmuyorum ama ama bir Kürt siyasetinizin olması lazım. Yani Orta Doğu'da çünkü artık şu son meseleyle birlikte yani bu Trump'ın ara girmesiyle artık hani Kürt meselesi uluslararası boyutta oldu. Yani bizim için bir terör meselesiydi ve biz buna karşı yıllarca mücadele ettik. Haklı ve meşru bir mücadele verdik. Ama bu saatten sonra artık bu bölgesel bir mesele de değil. Bu uluslararası bir mesele. Dolayısıyla sizin Türkiye olarak da bütün siyasal partilerin de yeni bir Kürt siyasetine ihtiyacı var. Yani biz Kürtlerle ne yapacağız bu bölgede? Evet. Oturup konuşacağız mı, anlaşacağız mı yoksa daha sert önlemler alıp sınırlarımızın ötesinde, berisinde bir şeyler mi yapacağız? Yani bir akıllı, mantıklı, tutarlı bir Kürt siyasetinin, bir dış politika siyasetinin olması lazım. Yani aslında bizim böyle bir tutarlı, tutarlı, politikamız vardı. Yani AK Parti'den önce hani o onların küçümsediği o yurtta barış, dünyada barış sözünün aslında ne kadar kadim, ne kadar anlamlı ve tarihsel gerçekle uygun bir söz olduğu belliydi. Yani içinde de barışı sağlamak zorundasın, güçlü olmak zorundasın. Dışarıda da kimseye karışmayacaksın. Kimsenin egemenlik haklarına, kimsenin sınırlarına müdahalede bulunmayacaksın. Bulunduğun zaman böyle bir bataklığın içine çekiliyorsun. Yani orada kimseyi küçümsemek anlamda söylemiyoruz. Yani Orta Doğu bataklığı ama kastedilen şu. Korkunç oyunlar dönüyor. Dünyanın bütün istihbarat örgütleri orada. Yani her türlü oyun var. Sürekli stratejiler değişiyor. Aktörler değişiyor. O bataklıktan kasıt o. Yani kimin kimle hareket ettiğinin belli olmadığı. Ne kadar süreli bir başarının olacağı da asla kestirilemeyeceği. Ne kadar kalıp kalmayacağı da asla bilinemeyeceği bir durum. Şimdi bu buraya girdiğiniz andan itibaren olası tahmin ettiğiniz ya da öngörebildiğiniz şeylerin ötesinde bambaşka hareketler, bambaşka şeyler gelişebilir. Yani düşünün işte ya Rusya, güya en yakınınız şu anda, en sağlam müttefik ittifakımız evet, müttefik. var. Ama adamlar sizin mücadele ettiğiniz yani varlık meselesi haline getirdiğiniz yapıyı terör örgütü olarak kabul etmiyor. Daha siz en birincil noktada ee, en yakın partnerinize bunu kabul ettirememişsiniz ya da yıllardan beri stratejik ortak dediğimiz Amerika'ya bunu kabul ettirememişiz ee, ve yani kimse şunu çıkıp uluslararası alanda yani Türkiye kendi içinde meşruiyetini ya da haklılığını e, yani bir terör örgütü karşısında e, anlatamam, anlatamıyor. Yani bu kabul edilebilir bir şey Şimdi, değil. Şimdi e, yani mevcut duruma e, bakınca gerçekten sıkıntı büyük. Çok. E, yani sen e, Ösoyu alır. Topraklar, Suriye'nin Kent toprağında evet. operasyon yaparsan eğer hmm. adam da Esat da diyor ki yani ben de YPG'yi alırım senin tabii. terör örgütü olarak tabii. ilan ettiğin yapıyı alırım yanıma hmm. diyor. O nedenle dedik ki yıllarca iki devletin karşılıklı Konuşma e, konuşması tabii. lazım. Tabii, tabii, tabii. Sonuçta böyle bir tablo çıktı tabii, tabii. ortaya tabii. ve burnumuzun dibine burnumuzun yani dibine YPG'nin bayrağını çektiler. Esat da değil yani işin içinde İran da var. Ya herkes var tabii yani ki. Yani en son bir şehidimizin ee, İran topraklarına gelen bir saldırı sonucunda kaybettik. Yani ona da Allah'tan rahmet dileyelim bütün şehitlerimize. Yani. Ee, yani İran üzerinden gelen, yani dolayısıyla burada böyle bir mesele de var. Yani sadece Suriye meselesi değil. Yani siz o alana girdiğiniz andan itibaren bakın İran meclis başkanı Türkiye'ye gelecekti, Ali Rali iptal etti. Gerçekten. Yani gelmedi Türkiye. Yani bunu yaptığımız şeyin doğru olmadığını, kabul edilebilir olmadığını söyledi. Bütün Araplar bir Arap milliyetçiliğini ayaklandırdık. Hani biz ümmet diye düşünüyorduk bu insanları. Yok. Ha değilmiş. Hepsi milliyetçiymiş gayet. Yani bir Arap milliyetçiliği. Yani bu bir Araplara yönelik bir saldırı olarak adamlar bunu kendi Aldılarmış. gazetelerinde yazdılar, okudular, çizdiler, tartıştılar. Dolayısıyla biz nasıl bir işin içine girdiğimizi, yani o neo-Osmanlıcı tezlerin aslında nasıl karşılıksız olduğunu, hiçbir tarihsel arka plan olmadığını büyük ağır bedeller ödeyerek görüyoruz. görüyoruz. Yani hala da işte Osmanlı'nın bakiyesi diye söz ediliyor efendim. Yani şunu düşünmüyorlar. Yani Mustafa Kemal bunu akıl edemezdi sanki. Yani bir büyük devrimci, bir büyük düşün insanı. belirerek ve isteyerek bu sınırlar üzerine çiziyor. Yani 1920'de Hakimiyeti Milliye Gazetesi'nde bir yazı yazıyor Mustafa Kemal. Şunu söylüyor diyor ki biz diyor Orta Doğu'da diyor yaşayan diyor Araplar diyor işte Türkler diyor bunlar diyor kardeştir diyor birbirimize saygı çerçevesinde diyor hareket etmeliyiz ve buradaki temel mesele emperyalizme karşı olmaktır diyor. 1920'de yazıyor. Haziran 1920'de Hakimiyet Milliyet Gazetesi'ne yazıyor. 1937'de ba Bağdat Paktı'nda dönemin Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras'ta şunu söylüyor. Diyor ki biz komşularımızın egemenlik haklarına saygı duyuyoruz. Komşularımızın iç işlerindeki huzursuzluktan beslenmeyi doğru bulmuyoruz. Biz barıştan yanayız. Bu savaştan korktuğumuz için değil, barışın yüce bir amaç olduğunu bildiğimiz için diyor. Şimdi böyle bir politika aslında yani biraz okumuş olsalardı, biraz bilmiş olsalardı bizim bu, bugün bu cehennemin içinde olmamızın hiçbir nedeni sebebi yok olmayacaktı. Olmayacaktı. Şimdi hani e, ABD kaybetti naraları atılıyor ya şu ara evet. böyle zaferçilikleri falan Hı. ABD e, hayır ABD kaybetmedi. ABD kaybetmek ye kodlanmış bir ülke değil çünkü. Çok Emperyalizm hiçbir zaman e, yatırımlarını e, heba edip çekip gitmez. Hı. Sadece uzar. Şöyle bir stratejileri var çok net. E, sürdürülebilir düşük yoğunluklu çatışma süreçleri. Yani e, bu bu neyi yani kontrol edebilir çatışma ortamları yaratıyorlar. Orada taraflara silah satıyorlar, tarafları büyütüyorlar. Yani mesela işit ne oldu? Oraya sa satılan silahlar yani şimdi aynı şekilde Bir tek uçakları yoktu, tankları tabii bile tabii vardı yani, yani en gelişmiş ha, silahları tabii, vardı o süreçte. Yani. Şimdi e, e, dedim ya, yani ABD ne yapıyor Hı -hı. şimdi? ABD askeri Hı -hı. YPG üniformasıyla dolaşıyormuş. Evet. Evet. Şimdi haberimiz var değerli izleyenler. Ajans Pres Pres'in haberi, Frans Pres'in haberi. Bir izleyelim bakalım ABD askeri şu anda ne yapıyormuş. Ajans France Press, ABD askerlerinin YPG üniformasıyla Suriye'nin kuzeyinde devreye gezdiğini öne sürdü. AFP foto muhabiri bölgeden çektiği fotoğrafı paylaşırken YPG üniforması içindeki askerin ABD'li bir asker olduğunu yazdı. Bu kare bölgeden askerlerini çektiğini söyleyen Amerika Birleşik Devletleri'nin aslında çıkmadığı, sadece üniformamı değiştirdiği sorusunu akıllara getirdi. ABD'li askerler Suriye'de üstleri olduğu dönemde de YPG armalı üniformalar giymişti. İşte emperyalizm böyle bir şey. Yani bunun ipiyle kuyuya inersen kuyunun dibinde hmm. kalmaya mahkumsun. Buna dönük eğer akıllı politikalar öğretmezsen ki yıllardır konuştuğumuz hmm. politikalar bunlardır zaten. Ortak akılla Ülkeyi bölmeden, parçalamadan, muhalefetin de bilgi ve görgüsünden faydalanarak bir ortak akıl koymazsan eğer emperyalizmin şu anda olduğu gibi e, oyuncağı olursun. Tabii yani Bu bir kadar gün... net, bu kadar basit. İşte adam çekip gitmiyor evet. orada. Orada, hala tabii, orada. Tabii. Ve üstelik hem Rusya, hem e, ABD, ABD YPG'yi Suriye ordusuna eklemleyerek koruma altına aldı. Yani bu Çok o net. kadar net ki, o evet. kadar gözüküyor ki, neyin başarısı? Şimdi zaten İbrahim Kalın'a bakacağız. Şimdi hı hı. İbrahim Kalın diyor ki, Cumhurbaşkanlığı sözcüsü ABD ile oturdukları masadan istediklerini alamadan kalktıklarını söylüyor. Ee, İbrahim Kalın. Bir haberimize bakalım, ondan sonra üzerinde konuşuruz. Evet, İbrahim Kalın da söylüyor zaten ee, bir e, sadece telâbiat ve Resulâyında ateşkes olduğunu, ancak daha fazlasını istediklerini bu denetlenen yani Salı günü Erdoğan'la Putin'in görüşmesinin esas konusunun bu olacağını ifade ediyor. Ee, Salı günü yani yarın görüşecek. Evet. evet. Şöyle bir durum var. Yani daha önce Putin şöyle bir açıklamada bulunmuştu. Muhtemelen o açıklama yarın yine tekrar gündeme gelir. Putin meşru hükümetin Esad hükümeti olduğunu söylemişti. Eğer Esad istemiyorsa hiçbir gücün o topraklarda kalmaması gerektiğini söylemişti. Şimdi yarın öbür gün Türkiye'nin önüne bunu koyarlarsa hani Esad burada hiçbir devleti istemiyor ki Putin şunu da söylemişti. Buna Rusya da dahil. Yani kim istiyorsa orada kalsın kim istemiyorsa ama bu şu şu demekti. Yani Rusya şunu söylüyor Putin. Diyor ki bizi istiyor Esad biz bunu biliyoruz ama işte Türkiye, Amerika vesaire falan bunlar istemiyor. Dolayısıyla siz buradan çıkmak durumundasınız gibi bir şey öne sürecektir. Bu birinci meselesi. İkinci mesele, bu e, masada neyin getirdiği, ne getirmediği, arka plana ne konuşulduğu üzerine e, çok farklı tevatürler var. Yani e, karşılıklı olarak ne konuşuldu? Yani bu 13 madde dışında neler konuşuldu? Bir takım Halkbank vesaire falan üzerine yaptırımlar falan. Çünkü şeye soruldu canlı yayında hatırlarsanız. Macpense e işte yaptırıp konusunda işte Halk ilgili bir şey olacak mı dendiğinde şu şunu, şunu sordu. Amerika'nın dedi bağımsız yargısı var. Biz ona karışamayız dedi. Dolayısıyla yani o tarafı da o hala o yaptırım meselesinde bir tehdit, bir şantaj unsuru olarak tutuyorlar. asıl mesele Türkiye için Kobani ve Münbiç'ti. Yani bu buraya yönelik herhangi bir şeyin olmayacağı ya da izin verilmeyeceğinde herhalde bütün bir Türkiye, bütün bir dünya görmüş oldu. Dediğiniz gibi hem Amerikan korumasında, hem Rusya korumasında. Yani Rusya şey Amerika çekiliyor, oraya Rus askerleri giriyor. Böyle bir böyle bir noktadayız. Yani hani kimse bırakıp gitmiyor aslında. Gitmiyor. Yani gayet net herkesin. Tavrı... dolaştırılıyor. Evet. Yani Hı. askeri havaalanını boşalttılar Amerikalılar. Bir saat sonra hemen Ruslar oraya girdiler. Dolayısıyla. Bizim orada hareket etme alanımızı olabildiğince kısıtlıyorlar. Olabildiğince orada şey yapmaya çalışıyorlar. Ee, çok büyük bir aslında bir mesele var ortada. Bu mesele bugünün meselesi değil, yarın meselesi değil. Uzun yılları alacak bir mesele. Dolayısıyla herkes kendi çerçevesinde bir tahkimat yapıyor. Orada bir politika izliyor. Ee, şunun temel giriş şey, test şu. Herkes PYD, YPG unsurlarını bir biçimde kendi yanına çekmeye çalışıyor. Çünkü Orta Doğu'da Kürtler üzerinden bir siyaset, bir yapılanma hedefi var. Dolayısıyla herkes şu anda yatırım orada yapıyor. Bir nüfus yoğunluğu. Çok fazla Kürtlerin iki yaşadıkları bölge. Son derece stratejik bir bölge. Hem ABD açısından hem Rusya açısından Kürtlerin kaybedilmemesi ya da oradaki artık hani o bölge için söylüyorum. E, o terör unsurlarının mümkün bir mertebe desteklenmesi konusunda hem fikirler, o yüzden de e, ikisi de terör örgütü olarak kabul etmiyor ve dedi gördük işte hepsi davet ediyorlar, ağırlayacaklardır da evet, silah satışına evet. devam edecektir. Yani o mesela o 13 madde içinde e, şimdi 30 kilometre değil mi kilometre. şimdi, şimdi 32 kilometre 33 km. kilometrede örgüt olduğu zaman ne, yap, ne yapılacak? Yani Türkiye ne yapacak mesela yani örgüt silahlarını aldı ve 33. kilometreye girdi, 35. kilometreye girdi, sonra ne olacak mesela? Ya Türkiye yüzyıllarca orada mı kalacak? Ya yani buna zaten hani uluslararası hukuk izin vermez de buna ülkenin gücü ve enerjisi de yetmez. Yani o o kadar büyük bir alanı yıllarca kontrol on yıllarca kontrol etmek, etmek meselesi. Demek ki işin hani iş oyla onunla çözülmüyor. Şimdi zaten 450 kilometre... Uzunlukta. bir alanla evet. başladık. Evet. 120 kilometre. 120 km. Evet. Şimdi 120 kilometrelik alana evde yapamazsın doğrudur. Yani evet. çünkü dörtte birlik bir alan kalmış sana yola çıktığında. O kadar insanı oraya taşıyamazsın. Yani 120 yani kilometre boyunda 3,5 milyon insanı oraya taşıyamazsınız. Yani taşıyamazsınız. Yani oraya 1 milyon insan da girmez 120 kilometre. dediğin nedir? Yok. Yani dedin. o bu başka bir mesele. Yani dolayısıyla tutarsızlıklar ve çelişkilerle yürüyen bir politikamız evet. var. Şimdi o barış koridorunun sağlandıktan sonra koridor sağlandıktan sonra yapılacak Hı. ilk ve en önemli iş buradaki Suriyelilerin oraya de. e, Tabii. götürülmesi Tabii. değil miydi? Onun için de ev ev bark işte villalar yapılmayacak mıydı? Tabii. Şimdi bu proje de çöktü. Ya o zaten hani, hani e, zaten hayata geçirilebilmesi evet, yani mümkün o, olmayan bir projeydi ama artık yani ol, olamayacağını çok rahatlıkla söyleyebileceğim şimdi bir noktada. yani hani bunu söylediğiniz zaman, birileri çıkıp sizi kendine menkul bir, işte bir şey ifade etmiyor da, hani sizi vatan haini ilan ediyorlar. Hani sanki biz şöyle bir durum, yani çok muazzam kazanımlar elde etmişiz, bütün tezlerimiz kabul edilmiş dünya tarafından ve biz bunu reddediyormuşuz gibi bir şey söyleniyor, iddia ediliyor. O yüzden herkes kendi cephesinde iktidar cenâ, muazzam büyük bir başarı elde ettiğini ifade etmeye çalışıyor da anlatmaya çalışıyor. Ama toplumu sıradan yurttaşlara sorun, sokakta. Kimse bunu böyle okumuyor. Yani... Birileri geldi, bize bir şeyler dikte etti ve biz onu imzaladık. Sonra çekip gittiler. Ama o terör örgütü hala varlığını sürdürüyor. E, dikkat edin güçlerini çekiyorlar, silahlarını çekiyorlar. Yani o silahlar bize verilmiyor. Amerikan kendisi de almıyor silahları. Mesela onunla ilgili ma hiçbir madde yok. Silahlar toplanacak da kim toplayacak? Evet, yok yani. yani toplanacak yok. mı? Yani evet yani bir de toplanacak. toplanacak. Şimdi dün görüntülerde vardı. İşte o bütün o unsurlar, terör unsurlar şeyle çek götürülüyor. Amerikan arabalarıyla, ambulanslarla. Evet işte Amerikalıların kullandığı araçlarla götürülüyorlar. Zaten Trump bir tweet attı istersen. Tam da bunu anlatıyor. Trump'ın tweet'i var. Donald Trump, AKP Cumhurbaşkanı Erdoğan'la vardıkları 120 saatlik ateşkesi. Hı. İşte de ilgili bir tweet. Bir izleyelim haberi. Hı. Tweet neymiş? Bir bakalım. Evet işte tam da bizim söylediğimiz şey. Kürtler yeni yerlerine yerleştiriliyor evet. diyor. Ama silahtan bahseden yok. Hı. Kimin topladığına ilişkin bir şey yok. Toplanıp toplanmadığına ilişkin bir bilgi de yok. Hı ama ya. sadece oradan aldık. Başka bir yere. Yani 33. kilometreye yerleştiriyorlar. Yani şeyde de anlaşamıyoruz. Farkında mısınız? Yani biz terör diyoruz, terör örgütleri diyoruz. Onlar kürtler diyor. Yani e, bilinçli bir şekilde evet. bir Türk ve Kürt karşıtlığı inşa ediliyor aslında. Yani bir Kürtler tabi olgusu bilinçli bir biçimde kullanılıyor, telaffuz ediliyor. Yani biz ısrarla terör örgütleri diyoruz ama onlar ısrarla şunu söylüyorlar: Hayır bu bir terör örgütü değildir diyorlar. Dolayısıyla orada Kürtler var diyor. Dolayısıyla biz burada yani bakın kamuoylarına e, ya da gazetelerine bakın. Az çok hani muhtemelen bizim iktidarımızı takip ediyordur Avrupa'daki basını, Amerika'daki basını. Hepsi oradaki yapılan, yaşanan durumu Kürtler üzerinden okuyor. Ve de şey üzerinden okuyorlar. Yani mesela başarının aslında şeye dönük bir başarı olduğunu, Esa'da Rusya'ya dönük bir başarı olduğunu söylüyorlar. Yani alan boşaltmasının kimse Türkiye'nin bir zaferinden bahsetmiyor dünyada. Bizim kendimiz dışımızda. Dolayısıyla bizim kendimizi bir şey inandırmamızın bir anlamı yok. Yapacağım. Yani Kobani'de Türkiye şey Kobani'de Hı -hı. Suriye ve YPG'nin bayrağını yan yani, yana tabii, gördükten sonra nasıl tabii. bir e, zaferden ya yani, o yan, zaman nasıl demek bir ki, kazanımdan söz edebiliriz ki. ki siz yanlış bir siyaset izlediniz. Yani sizin yan yana gelmeniz gereken Esad'la başkalar yan yana geldi. Ha, yani, Adam şimdi toprak bütünlüğünü onunla koruyacak. Şimdi mesela şöyle bir şey söyleniyor. O ne kadar doğrudur bilinmiyor. İşte Suriye, Esad ve bu PED, işte YPG arasında bir anlaşma yapılacak ve İdlib konusunda, e, yani oradaki İdlib'e müdahale etme konusunda bunlar kullanılacak. Yani bu örgüt kullanılacak. Bu, bu da başlı başına bir sorun. Çünkü bu o zaman şeyi aklına getirecekti ister istemez. E, Son cümleni alayım. E, yani İdlib'deki mesele oradaki yeni göç dalgasının Türkiye'yi vurması anlamına gelir. Böyle bir şey olursa, böyle bir anlaşma var ise... Bu Türkiye açısından gerçekten çok ağır altından kalkınması zor bir mesele haline geliyor. Öyle ya da böyle, e, Suriye ve Rusya hı hı. ister istemez zaten İdlib'i gibi onu kullanarak, Elbette. bunu kullanarak boşaltacak. Boşaltacaklar. Oradan zaten bir göç dalgası bekliyoruz bu e, evet. Şimdi bir araya gidelim. Elbette. E, değerli izleyenler, bir araya gidiyoruz. E, siz de bu arada biraz soluklanın, biz de soluklanalım. Saat başı olmadan. Yani 6-7 dakika önce biz burada olacağız. Siz de eğer orada olursanız tabii konuşacak daha çok başlığımız var. İç siyasete dönük de başlıklarımız var. Bunları sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Değerli izleyenler bizden ayrılmayın. Efendim merhaba. Suriye'yi konuşmaya devam edeceğiz. Ama tabii ki hani ilk bir 10 dakika falan Suriye'yi konuşacağız. Ondan sonra da gündemin diğer başlıklarına geçeceğiz. Çünkü gerçekten önemli başlıklar var. En son... İdlib'de kalmıştık. Çünkü bir operasyonda İdlib'e yapılması gerekiyor orada. Hatta Rusya şu anda daha doğrusu bir, bir hafta önce falan oraya çok ciddi anlamda bir hava operasyonu düzenlemişti. Zaten Suriye birlikleri de resmi ordusu da İdlib'in etrafını kuşatmıştı. Bizim de orada 12 gözlem yerimiz vardı, gözlem kulelerimiz vardı. Şimdi İdlib'de ne olacak? Bir başka iddia biraz önce Sayın Fırat ifade etti. İdlib'i YPG ile beraber temizlemek gibi bir projede konuşuluyor şu anda. İdlib'i temizleme görevi aynı zamanda bizim de Astana sürecinden gelen ee, bir e, anlaşma bu. E şimdi ne olacak? Yani YPG, Suriye Ordusu YPG'yi kullanırsa biz oraya girersek iki e, güçte orayı temizlemeye kalkarsa şimdi böyle tuhaf yan bir tablo çıkacak. Bir... Yani evet. değil mi? Terör örgütüyle yan yana düşmüş olacaksınız. Ama zaten aslında da bizim taahhüt ettiğimiz oradaki terör unsurlarından işte radikal e, dinci terör örgütlerinden şey alacağız, o silahları alacağız ve onları orada devre dışı bırakacağız evet. gibi bir şey söylenmişti. Bir vadimiz olmuştu. Bunu yerine getiremedik. Orada şimdi bir takım onun çevresinde gözlem noktaları var ama hem Esad güçleri hem Rusya orada son derece konu konuşlanmış durumda. İddia şu, Esat Esad ordusu bunu tek başına yapabilecek güce sahip değil. Dolayısıyla orada YPG'nin kullanılması. Şimdi bu kullanılırsa orada birçok durumla karşı karşıya kalacağız. Bir Türkiye burada nasıl bir pozisyon alacak? Yani oradaki e, terör unsurlarından yana tavır alamaz. Hani iş, şeyde, işitten bahsediyorum. Evet. YPG'den de yana da tavır alamaz. Yani onunla birlikte de hareket edemez. Dolayısıyla bir, e, içinden çıkılmaz bir durumla karşı karşıya Türkiye. İkinci mesele şu davayımı Orada e, bir göç dalgası ortaya çıkacak. Yeni bir göç dalgası. Yüz binlerce insanın tekrardan Türkiye gelmek gibi bir durum söz konusu olacak. Bir başka mesele de şu. Şimdi ee, Trump ne demişti? Ee, i̇şitler var. İşte biz onu Fransızlara söyledik kabul etmediler. Almanlara söyledik kabul <laughs> etmediler. E, Türkiye kabul etti. E şimdi bu insanlar Türkiye'de suç işlemediler. Ya bunlar Suriye topraklarında suç işlediler. Dolayısıyla orada yargılanmaları gerekir. Aynı şey İdlib için de geçerli. İdlib'deki terör unsurlarını yani radikal dinci terör unsurlarını siz ne gerekçeyle Türkiye'ye getireceksiniz ya da getireceksiniz, getirip getirmeyeceğiniz de ayrı bir dert. Getirmeyeceksiniz, bunları nerede tutacaksınız? Yani evet. bu, bunları nereye götüreceksiniz? Şimdi orada Esad diyebilir ki ben bunları kabul etmiyorum. Ee, bunları kendi topraklarımdan çıkaracağım. Bunların gidebileceği yer yöne baktığınız zaman bir tek Türkiye var hani önlerinde gelebilecekleri. O da bizim kendi içimizde yeni bir travma neden olacak, sıkıntı neden olacak. Çünkü şunu bilmiyoruz yani bu göçün içinde gelenlerin hangileri terör unsuru, bu Türkiye'de bir hücre yapılanmaları var mı bunların? Ee, uzun vadede Türkiye'de ciddi bir terör meselesi hal olunur mu? Ee, böyle bir sorun ortaya çıkar mı? Bu bunu bilmiyoruz. Dolayısıyla şey kısmı İdlib meselesi de e, Soçi'de gündeme gelecek ve Putin oranın mutlak surette temizlenmesini isteyecek. Esad'ın rahatlanmasını adına ve aynı zamanda kendisinin rahatlaması adına bu sorumlulukla Türkiye'ye diyecekler ki hadi siz buyurun ya da işte diyecekler siz girmiyorsanız biz YPG ile yapalım. Ee, yani böyle bir çatışma ortamının içine girmek Türkiye açısından daha korkunç, daha vahim bir tabloyu ortaya çıkaracaktı diye düşünüyorum. Evet. Şimdi önümüzdeki süreç birçok sıkıntıyı beraberinde getirecek bir süreç gibi gözüküyor. Hı -hı. Şimdi bu arada Barış Pınarı operasyonu Sayın Cumhurbaşkanı'nın her gittiği yerde de, çıktığı kürsülerde de elbette ana gündem maddesi konuşmalarının esasını teşkil ediyor. Fakat bu arada başka bir şey daha var. Sayın Erdoğan gittiği her yerde bir de asker selam veriyor. Şimdi dilersen öyle bir haberimiz var Sayın Cumhurbaşkanı'nın asker selamı ile ilgili. Habere bakalım, üzerinde bir parça konuşalım. İnsan Şimdi, bazen söyleyecek sözü. Ben, ben de sen, senden umut <laughs> duydum, belki bir şey söylersin diye. <laughs> no, Ama yani, yani şöyle bir şey var. Bir kere şuradan başlayalım. Bir, asker selamı Hı -hı. keple verilir. Hı -hı. Yani bir kepiniz olur, onun Hı -hı. Bir siperliği olur, parmaklarınızı onun ucuna koyar, öyle selam verirsiniz Hı -hı. bir kere. Buradan başlamak lazım. Hadi yapmadınız, sayın Cumhurbaşkanı'nın verdiği selam da doğru yöntem değil. Hmm. Yani askerliğini yapan herkes üç aşağı beş yukarı bilir. Bir de bir buçuk dakika niye selamda kalırsınız Ondan da hmm. anlayamadım. Daha önce de biliyorsunuz Dışişleri Bakanı bir askeri üniforma giyip mesaj vermişti. Yani normalde evet, hani yani. E, diplomasiyle sorunlar çözmesi gereken alanın başında olması gereken kişi ya bu işin hani asıl mimarı diplomatik açıdan söylüyorum mimarı hani ben bu işi yapamıyorum askere havale ettim dercesine üniforma giyiyor. Bu şey yani içerideki duyguya oynamak, Hani bir tür e, her hareketin öyle ya da böyle bir iç kamuoyuna dönük bir mutlak bir mesaj oluyor. E, bu, ama bu doğru bir şey değil, bu kabul edilebilir bir şey değil. Yani hatırlıyorsunuz daha operasyonun birinci gününde herkes AK Parti'de siyaset yapmaya devam ediyorum gibi bir şey söylenmişti. Bütün bu süreç bize şunu gösteriyor. Yani böyle bir mesele, böyle bir süreç aslında Türkiye'nin hak etmediği bir süreç. Yani bir ulusal birlikten, bütünlükten bahsediyorsanız... Ee, bunu partinize yollamanız lazım. Bunu bir ulusal seferberlik olarak eğer adlandırıyorsanız, tanımlıyorsanız bu çerçevede hareket et, et, etmeniz gerekiyor diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu tamamen iç kamuoyuna yönelik bir mesaj. Başka bir anlamı, başka bir şey olduğunu düşünmüyorum ben. Kesinlikle. Ee, yani daha önce Kur'an e, evet. sallanmıştı miting evet. meydanlarında biliyorsunuz. Şimdi asker selamı bir biçimde e, bazı değerlerin siyasette çok fazla böyle örselenmemesi gerektiğini düşünüyorum. Hı. Ama bu örseleme de bir biçimde devam edip gidiyor. Bu arada Partili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kayseri'de söylediği biz terör örgütüyle masaya oturacak kadar alçalmadık diye bir sözü var. Hı hı. Ona e, Cumhuriyet Halk Parti'nin e, önemli isimlerinden Ali hani koçtan bir hı hı. tepki geldi. Bir haberimize bakalım. Hı hı terör örgütü? Evet. E, sayın e, Haluk Koç'un tepkisi hı hı. böyleydi. Şimdi bir haberimiz var. Yavaş hı. yavaş gündeme e, hı hı. doğru bakalım. Diğer başlıklara doğru bakalım. E, sigara mevzu. Hı hı. Sayın Cumhurbaşkanı dün e, çıktı dedi ki e, bu tartışma zaten vardı hı hı. fakat tekrar e, alevlendirdi. Sigara haramdır dedi. Hı hı. İsraf olduğunu söyledi ve e, Diyanet İşleri Başkanı'nın da Diyanet'in açıklamalarında referans göstererek haramdır dedi. Şimdi habere bir bakalım, hmm. üzerinde konuşalım. Evet, hem terörle ilgili, daha doğrusu bölgedeki operasyonla ilgili görüşlerini paylaştı, yani son bilgileri paylaştı. Hem de sigara, şu andaki bizim konumuz sigara. Hmm. Sigara konusunda Sayın Cumhurbaşkanı haramdır diyor. Yani tabii, işte... tabii ikimiz de din alemi değiliz. Evet değiliz. Bunu bir kere baştan Aynı koyalım. Derdi. Evet. Dolayısıyla aman. ama mesele şu. Yani sonuçta hani laiklik bulkenin e, değiştirilmesi dahi teklif edilemez niteliklerinden biri. Ülkenin Cumhurbaşkanı dini esaslara göre yorum yapamaz, yapamalıdır. Yani burada eğer bir seküler bir devletten ya da akıldan bahsediyorsak referansınız yasa olmalı. Yani e, din üzerinden ya bu dinin konusu yapılacak bir şey değildir. İkinci mesele madem böyle bir böyle bir durum var, haramsa neden bu kadar vergi alıyorsunuz? Bu vergileri nereye kullanıyorsunuz? Yani sigaradan aldığınız ya da işte başka işte, alkolden aldığınız vergileri nereden kullanıyorsunuz? En tamam, azından imamların maaşları veriliyor. Evet yani demek ki o zaman hani burada bir çelişki var. Burada yani elbette sigaralar mücadele edebilirsiniz kişisel olarak buna karşı. Yani ben de içmeyen bir insan olarak hani bunu söyleyebilirim. Tamam hani hoşlanmıyor olabilirsiniz, beğenmiyor olabilirsiniz ama ama bu başkalarına müdahale etme hakkını size vermez. Kim olursanız olsun size bu hakkı vermez. Onun yani insanları bilinçlendirebilirsiniz ama şu tercih insanın kendisine kalmış bir şeydir. Şimdi siz iş haram boyutuna yani dinsel bir alana getirdiğiniz yandan itibaren insanlar seçme imkanı tanımıyorsunuz. Yani dinsel bir zorlama, dogmatik bir zorlama insanlara kabul ettirmeye çalışıyorsunuz. Diyorsunuz ki bu, zey, bu işte bu şeyi haram. Sen bunu içtiğin zaman da hani haramın karşılığının ya da bedelini olduğunu az çok hani din alim olmasak da biliyoruz. O yüzden bir Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı referanslarını laiklikten almak durumdadır. Yani mevcut eğer anayasaya uymak durumundaysa ki bunun üzerine yemin etmiş, etmiştir. E, referansı din olmamalıdır ki kaldı ki dinde de ben böyle bir şey olduğunu yani hiç duymadım bugüne kadar. Yani bugüne kadar hiçbir e, din eee konusunda otorite evet. olan kişi sigaranın haram olduğunu Bunu söylemedi. Söyleyin, Son süreçteki Diyanet İşleri Başkanı'nın dışında evet. sigaranın mekruh olduğu söylendi hep. <laughs> ee, bir de yani sigaranın haram olması için sigaranın e, Kur'an'da herhangi bir e, ayetinde, suresinde evet. geçmesi lazım. Geçmesi lazım. Can, sigaranın e, üretim tarihine bakıyorsunuz ya da keşfedildiği tarihe bakıyorsunuz. İslamiyet'ten sonra. Evet. Yani yani... Sanıyorum 16. yüzyıl falan yani 15. yüzyılın Her modern versiyonun sonları, sonu. 16. daha başka Yani abi. 16. yüzyıl. Evet. E şeye bakıyorsunuz 14. yüzyıl. Hı hı hı. Dolayısıyla arada çok ciddi bir fark var. Fark Sigaranın var. haram olduğu hiçbir ayette ya da sürede yazması mümkün değildir. Ha buradan nereden çıkıyorsunuz? İşte e, bedene zarar veren şeyler haramdır. Hı hı. E, i̇şte e, öbürleri sevaptır. Buradan yola çıkarak Bütün dini yorum. tekrar e, evet yorumlarsanız eğer. Ortaya herkesin üretebileceği farklı yorumlarla yeni bir din yazarsınız Aynen. ya da dinler yazarsınız. Evet. Olacak şey değil. Bu şeyle son zamanlarda tartışılan bir şey var. Türkiye'de din alimlerine yönelik olarak yoğun bir güven kaybı söz konusu. Bu neden böyle oldu? Aslında biraz da dinsel alanın ya da maneviyatının kutsal alanın bu gündelik işlerin içine karıştırılmasıyla, gündelik bir takım hesapların ya da siyasal çıkarların hesapların işine karıştırılmasıyla. Yani düşünün bu ülkede tırnak içine söylüyorum. Din alimleri şunu söylüyor. Şu falanca parti oy vermediğiniz zaman cennete gidemeyeceksiniz. Yani bundan daha korkunç bir şey olabilir mi? Yani e, ülkenin geldiği yere bakın. Yani bir, bir tabi tane kendileri televizyonlara çıkıp çıkan çıkıyor bu insanlar ve çok açık bir biçimde şunu söylüyorlar. işte bu parti oy verin diyorlar. Yani bu parti oy vermediği zaman diyor siz diyor Sırat Köprüsü'ne geçemeyeceksiniz. Yani başka bir de kalkıp diyor ki işte sigara içerseniz haramdır. Yani öbür gün başka bir dinsel emir tırnak içinde söylüyorum ya da bu buyrukla karşılaşabiliriz. Ama dediğim gibi mesele eğer gerçekten bizim laiklik bizim temel ülkemiz bunun üzerinden bina edilmiş bir ülkede yaşıyorsak referans bu ülke yönetenlerin referansı laiklik olmak zorundadır. Hayır, yani bir, yani e, bir tercih işte, meselesinden bahsetmiyorum. E, bir AKP'li isimlerden birisiydi. Ada şu hmm. anda e, aklımda değil demedi mi? Günah işleme özgürlüğüm var diye. Yani. Evet, Madem tabii. buradan hareket ediyoruz, pekala. Ya bu da benim günah evet. e, işleme özgürlüğüm sana. Üstelik ne? o daha çok affedilebilecek bir şey değildi. Yani evet. burada hani sigara da kendime bir verdiğim bir zarar söz konusu. verdiği bir zarar. O da evet. onun bilincinde. Yani Diğer tarafta topluma bir zarar veriyor. Ben de diyor, o da diyor günah işleme özgürlüğünü kullandı diyor. Aynen öyle. Belli Şimdi, yerlerde özgürlük alanlar onlar için gelişleyebiliyor. Buradan da şöyle bir anlam çıkarmasın hiç kimse. E, Aman da sigara e, çok da e, iyi bir şey Şeymiş, hadi için asla böyle evet. bir şey yok. Sigara zararlıdır. Bunu biliyoruz. Sigara insan sağlığına zararlıdır. Bunu biliyoruz. Bunu altını çiziyoruz. Ama haram olması tartışması. İtirazımız, başka bir şey. itirazımız e, bazı e, manevi değerlerden yola çıkıp bunun e, referans olarak gösterilip bir dikte edilmesi topluma yani evet. insanlara. Bu bir ikincisi e, bir de şöyle bir şey söz konusu. Yarın e, e, işte Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki ben patlıcanı sevmiyorum dedi. Dikimi yasak dedi. Evet. Mesela yani. Bu böyle bir şey. Sevmiyorum ben patlıcanı. O, ya, ucunun, bunda nikotin var dedi. Tabii. Sevmiyorum dedi. Yasakladım dedi. Yani bu işin e, bir bir kişi tarafından bazı şeylerin karar verilmesine olan itiraz ikincisi layık bir devlette Helalin, haramın referans olarak alınması. Evet. İki noktada itiraz var. Ee, sanıyorum e, ilave edeceğim bir şey var mı e, bu yok, konuda? Yok. yok. Evet e, bu arada e, hakikaten çok önemli bir şey. Haram diyorsunuz. Bu haramdan elde edilen vergilerle imamların maaşı ödeniyor. Bir bölümü en azından. Hı -hı. Hı -hı. E, şimdi e, ne olacak? İmam e, evine e, ne götürüyor şimdi? Yani haram para mı götürüyor? Yani, bir de... yani altı dolduramamışsanız eğer böyle abuk sabuk sorularla bir, karşılaşırsınız. Bir, hesaplamaya göre bir sigara paketinde sadece 3 tanesi Evet, 17'si, veriye gidiyor. gidiyor. 17'si devlete, üçü, evet. üçünü sen içiyorsun, Aynen, 17'si hani, devlet içiyor. Bu devlet açısından da bir kayıp olmaz mı? Yani hani düşünün bu işte sen Cumhurbaşkanı açıklaması geniş kitleler tarafından kabul edildi ve hani birden muazzam insanlar hani bıraktılar. Yani tırnak içinde söylüyorum elbette ki hani bıraksınlar ona bir şey söylemiyorum da hani devlet açısından düşünüyorum hani vergi toplu bu kadar <laughs> ihtiyacı olan bir devlet haline getirdik sonuçta hani sigaradan alkolden muazzam vergiler alınıyor birçok her şeyden alınıyor da o zaman devletin bir bir yerde bir e, gedik açmış olursunuz yani yani buraya buna ihtiyacınız var yani e, işi oraya geldiği zaman aslında e, bunu önü, biraz önce sizin söylediğiniz hani Patlıcan mesesi bir, bir uç örnek gibi görünebilir ama yani bugün bu kişilerin başka bir takım meseleler ya da durumlar ya da işte herhangi bir maddeler hakkında söylemeyeceğini e, kestiremezsiniz. Yani her her şey söyleyebilir, Peki, dile Sayın Cumhurbaşkanı şu anda bir formda konuşuyor. Oraya bir kulak verelim. Değerli izleyenler Sayın Erdoğan'dayız. Evet Sayın Cumhurbaşkanı böyle söylüyor. Suriye'de terör örgütleri kullanılıyor diyor. Yani şey kısmını e, söylediğim, evet, bir e, dünya ya da işte emperyal devletler değil, Burada bir ikiyüzlük var. Ama bunu şunu söylediğin zaman da size karşı çıkıyorlar. E, madem Amerika bütün bu sürecin arkasına evet herkes bunu herkes bunun farkında. Gerçek ilk defa bu kadar yalan bu kadar çıplak bir biçimde haykırılıyor. O zaman buna göre bir ilişki yönteminin yeni stratejisinin geliştirmesi gerekiyor. Yani siz bile isteye, size bu kadar zarar veren bir ülkeye hiçbir şey olmamış gibi ya da en sizin birazcık sırtınızı sıvazladığı zaman her şeyi unutup bir biçimde tırnak içinde teslim ol oluyorsanız orada bir sorun var demektir. Yani e, bir takım süreçleri netleştirilmesi gerekiyor artık. Yani bu sizin içinize müdahale ediyorsa, oradaki bir takım yapıları kullanıyorsa ve siz bunu biliyorsanız. Ama hiçbir şey olmamış gibi yine bir takım ilişkileri sürdürüyorsanız elbette ki burada o devlet benzer yaptırımları ya da kendince uygulamaları yürürlüğe koyma devam edecektir. Buna izin vermeyeceksiniz. Yani net ve açık bir biçimde şunu söyleyeceksiniz. Siz bu terör yapılanmalara destek verdiğiniz sürece benim sizinle iyi bir ilişkim olmaz. Bunu söyleme kudreti ve cesaretini gösterdiğiniz zaman ancak bir şeyleri değiştirebilirsiniz. Diğer türlü sizle konuşuyor ama hemen gidip diğer taraftan terör örgütleriyle şey yapıyor, pazarlık yapıyor. İlk pozisyonları o ayarlıyor. Siz ayarlayamıyorsunuz. Yani sizin nerede duracağınız, nerede kalacağınız, nasıl kalkacağınız, nereye gideceğiniz bütün bu süreçlerin belirleyen ABD oluyor. Ve siz madem bu kadar çok net bir biçimde ABD'nin bütün bu süreci, ki bütün dünya alem bunu biliyor. O zaman buna karşı çok net bir tavır almanız lazım. Yani Türkiye'nin, Türkiye'nin bütün toplumun, bütün halkın, herkesin bu ilişkinin artık ciddi biçimde sorgulanması gerektiği konusunda bir kararlılığı var. Yani bu Türkiye solunun çok öncesinden beri verdiği bir şeydir. O da hani ha, tarih onlar haklı çıkardı. Hatırlarsanız 6. Filo karşı çıkan denizler idam edilmesinin nedenidir aslında. Yani ya da işte bütün o devrimli kuşağın e, işkencelerde işte idamlarda yok edilmesinin nedeni Amerikan karşıtlığıydı. Ve bu insanlar o zaman Amerikan'ın bekçiliğini yapıyorlardı. Amerikan'ın yandaşlığını yapıyorlardı çoğu. Yani tarihin garabeti burada. Yani e, bunun şeyi karşısına hala çıkma cesaretiniz yoksa o bu ilişki sürdürecektir. Yani siz e, Ecevit olmaya çalışıyorsunuz ama ama onun gösterdiği cesareti gösterin. Yani Ecevit bütün Amerikan üstlerini kapatabildi. Oranı hepsini evet, Türk e bayrağı çekebildi. Şimdi siz bu direğeti gösterdiğiniz zaman e, onlar kendilerine bir çekil düzen vereceklerdir. Diğer türlü e, gelip sizden masada her türlü istediğini alabiliyorsa o zaman o ilişkide sorun vardır. Daha yani, yapsal bir sorun ise şu. Türkiye maalesef hani işte ekonomik olarak bize saldırıyorlar. İşte yaptırımlar şudur budur falan. Yani Türkiye'nin kendi kendine yeten bir ülke olmasının arkasındaki mantık buydu zaten. Yarın öbür gün başka bir ülkeyle karşı karşıya geldiğinizde ülke kendi kendine yetebilsin. Yani her alanda kendi ihtiyacını karşılayabilsin. Bu sadece gıdadan değil silaha kadar her alanda kendisine yeten bir ülke olması. Yani Cumhuriyet'in temel mottosu buydu, temel hedefi buydu. Bu da başarılmış bir şeydi. Şimdi siz bütün Türkiye'nin bütün varlıklarını sattınız. Kime sattınız? Bugün emperyalizm dediğiniz ülkelere sattınız. Yani Amerika'sından, İngiltere'sinden, Almanya'sına o kadar herkesi sattınız. Sonra dönüp diyorsunuz ki işte yani şeker fabrikasından, işte silah fabrikasına kadar her şeyi vermişsiniz. Ondan sonra milliyetçi oluyorsunuz. Ondan sonra yerli ve milliden bahsediyorsunuz. Ondan sonra diyorsunuz ki işte siz bunu yap, terör örgütlerine sahip çıkmayı demokratik olarak nasıl açıklarsınız? Ya ortada bir oyun var. Bu oyunu bozmanız için sizin güçlü olmanız lazım. Sizin güçlü olmanızın da koşulu kendi kendine yeten bir ülkeyi yaratmanızdan geçmektedir. Siz kendi kendine yeten bir ülkeyi her alanda bağımlı hale getirdiniz. Ama bu retorikte, söylemde muazzam bir milliyetçilik, muazzam bir şey. Ya hiç kimse sesini çıkarmıyor. Yani şeker fabrikaları özelleştiriliyor, satılıyor, sesini çıkarmıyorlar. İşte Tüpraş, Petkim, bütün bunlar hepsi özelleştirdi. Hiçbirinin sesi çıkmadı. Hani hatırlıyorsunuz dönemin Maliye Bakanı, Allah rahmet eylesin, babalar gibi satıyoruz dedi yani her şeyi. Yani dalı geçti işte son komünist devlet biziz diye. Yani oysa dünyada şimdi küreselleşme forumunda konuşuluyor ya, o küreselleşme rüzgarları nasıl terse döndüğünü görmüyorlar. Ya da bilmiyor ya da farkında değiller. Artık herkes kamulaştırmaya gidiyor. Daha halkçı, daha... Çünkü böyle bir talep var. Yani e, dünya nüfusunun yüzde 20'si dünya geri zenginliğinin yüzde 95'ine sahip. Bakın yüzde 20, yüzde %95 95'e sahip. Geri kalan yüzde 80, yüzde 5'i paylaşıyor. Bu kadar korkunç bir uçurum var dünyada. Ve bu küreselleşme diyerek bir biçimiyle sanki kaçınılmaz bir şeymiş gibi, bu yaşanması gereken bir şeymiş gibi anlatılıyor. o işte bu eşitsizlikler dünyanın her yerinde. Ya bakın Lübnan'da şu anda şey var. Bir isyan dalgası evet, var Lübnan'da. Yani, yani çünkü insanlar artık hakikaten bu eşitsizlikleri kaldırılabilir bir eşitsizlik değil. Yani niye insanlar muazzam bir biçimde göç yani ya dünya... bu fakirler bu zenginleri beslemekten bıktı. Evet, gerçekten. öyle. Yani muazzam bir eşitsizlik var. Yani bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı buna bu eşitsizlik üzerine bir vurgusu yapması gerekir. Türkiye'nin buna bir vurgu yapması lazım. İkinci mesele Madem bu kadar net bir biçimde biz biliyoruz Amerika'yı da Rusya'yı da herkesi de konumu biliyoruz. O zaman ona göre kendimizi başka bir pozisyona götürmemiz lazım. Yani bunu gösterme cesareti 3 yıl olur, 5 yıl olur. Hani bunun şeyini çekersiniz, cinemesini çekersiniz ama, ama, en azından bir yerde dik durursunuz, bir yerde kendi kendinize yeten bir ülke haline gelirsiniz. Ama onun için de gerçekten hani e, yerli ve milli olmak lazım. Gerçek anlamıyla. Yani fabrikasıyla, tütünüyle, sigarasıyla, efendim çayıyla, her şeyle. E siz her şeyi yabancı şirketlere veriyorsunuz. Ya da devletin temel varlıklarını, en değerli arazilerini, arsalarını kendi yandaşlarınıza veriyorsunuz. E ondan sonra kalkıp millete, milliyetçilik üzerinden bir takım hamaset duygularını aşılamaya çalışıyorsunuz. Tutmuyor bu. Yani insanlar buna inanmıyorlar. Dolayısıyla aslında e, hegemonyanın, AK Parti hegemonyasının parçalandığı bir süreci yaşıyoruz. Çünkü bugüne kadar kendi çıkarını toplumun çıkarı gibi sunmayı başardı. Ama şimdi insanlar şunu farkındalar toplumun çıkarıyla AK Parti'nin çıkarı uyuşmuyor. Artık uyuşmuyor. Artık uyuşmuyor. Artık yani uyuşmuyor. söyledikleri, anlattıkları şeyi bir gerçekliğe kabul etmiyor. Bütün her yeniyle nereden bakarsanız muazzam çelişkilerle dolu bir hem iç politikada hem dış politikada süreçler yaşıyoruz. Mesela biraz önce sigara konusunu konuşuyorduk. Sigara haramdır, evet. israftan geliyor hı hı. falan filan. Şimdi tamam güzel. Ama sarayda bir araç saltanatı var. Şimdi sarayın kendisinden bahsetmiyorum. Evet. O başlı başına israf zaten. Hani Hı. israfın içinde başka israf. Hı. Dilersen e, Haydar Paşa garını da konuşacağız. Hı. Onunla onunla da ilgili haberlerimiz var. Ama şu e, araç saltanatından bir başlayalım. E, Türkiye'nin e, ihtiyaçlarıyla sarayın ihtiyaçları ya da AKP'nin ihtiyaçları örtüşüyor mu, örtüşmüyor Hı. mu? Bir bakalım. Buradan başlayalım dilersen. Evet, değerli izleyenler. Saltanat Şimdi bir de e, baştan beri konuştuğumuz 250 bin lira maaşlı başkan olur mu haberimiz var. E, Sözünün manşetini arkadaşlarımız e, bir getirirse ekrana eğer. Şimdi iki haberi birlikte değerlendireceğiz. Ondan sonra da Haydar Paşa, Paşa e, Garına geçeceğiz zaten. Şimdi Ordu Belediye Başkanı İlmi Güler değerli izleyenler. Maaşı tartışılır hale geldi. Yani tartışılmaması zaten anormallik olur. AKP'li 14 işçi işten çıkarıp 65 yeni işçi alımı için ilan veren Hilmi Güler'in 6 ayrı kurumdan maaş aldığı iddia edildi. Gözler Güler'de sözcüğünün haberi Berit Toprak arkadaşımız yazmış. Şimdi bakın işte bakanın aldığı maaşlar diyor. Biraz yukarı doğru kaydırırsa arkadaşlarımız görünecek. Emekli vekil maaşı 14 bin lira. Başkanlık maaşı 15 bin lira yani belediye başkanlık maaşı 15 bin lira. Orbel üyeliği maaşı 10 bin lira. Türksel üyeliği maaşı 20 bin euro. Superonline üyeliği maaşı 10 bin euro. Çin Bankası üyeliği maaşı 20 bin lira. Hayır, onlara nasıl bir şey olmuş? Şimdi bu Çin Bankası'nı anlamadım. Evet. Yani onlara nasıl belediye başkanı şey yapabiliyor, üye olabiliyor ya da yönetim kurulunda yer alabiliyor pardon. Bilmiyorum yani. Süper online da bu böyle bir mesele ama çok enteresan. Ve iki şirketten euro birisinden 20 bin, diğerinden 10000 euro alıyor yani Türk lirası değil. Hı hı. E, hepsini topluyorsunuz 250 bin lira. Şimdi biraz Ay, önce o, o para orduyu kalkındırır. Yani 250. Yani Orada çok büyük bir şehir değil yani sonuçta hani az çok bildiğimiz bir diğer herhalde yani o maaşla ordunun birçok soru çözülür diye düşünüyorum. Yılda ne yapıyor? 3 milyon lira para yapıyor evet. değil mi? 3 milyon lira e, ciddi para. Şimdi yani şunun ikisini anlayabiliyorum. Emekli vekil maaşı tamam. Evet. Hakkı. Başkanlık maaşı. Eyvallah tamam. Başkan al. o orada bile şey diyebilirler bazı bazı belediye başkanları etik olarak ben maaşa ihtiyacım yok hani bunu burs olarak veriyorum diyebiliyor. Diyebiliyorlar bunu Diyebilir, yapan bir tabii. belediye başkanları bir çok, bir var. Çok insan var ama herhalde. yani birisi vekil maaşı emekli evet. tamam kabul öbür de belediye başkanlığı yani yürüttüğü görevi Hı -hı. E, işte karşılığı neyse o diğerlerini Hı -hı. anlamak mümkün değil bilmem nerede bilmem ne üyeliği Çin Bankası abi Çin Çin, Çin Bankası'nda ne işin var ya gözünü seveyim Çince Çin, Çin mi biliyorsun hakikaten merak ettim ya. Yani Çince biliyor mu? Zannetmiyorum yani çok öyle bir ihtimal vermiyorum. Bildiğim kadarıyla ODTÜ mezunuydu. Şeyim daha önce bakanlık yaptı biliyorsunuz. Biliyorum, evet. enerji bakanıydı. Evet, enerji bakanıydı. Enerji bakanıydı. Yani bilmiyorum. Ee... Hayır, araba meselesinde de aynı durum. Ya yani mesela bu arabalar üreten ülkelerin hiçbir başbakan, hiçbir bakanı bu kadar saltanat sürmüyor. Yani bu arabaları üreten ülkeler var ya, işte Almanya. Tabii şuzuru. tabii tabii. Ya mesela onların bakanları, başbakanlar genelde bisiklete gidiyorlar işlerine. Evet, ya da sıradan yani, araçlar. Ya, evet, yani yani bu kadar muazzam hani e, itibardan tasarruf olmaz deniliyor ya. Yani e, bu eğer güçlüyseniz, hani gerçekten açlık ve yokluk çeken bir nüfusunuz yoksa, yani milyonlarca genciniz işsiz değilse, tarihin en büyük yokluk yoksulluğunu yaşamıyorsanız ya da en büyük açlık ve seferet koşullarını yaşamıyorsanız hani bunu söyleyebilirsen yani Türkiye zengin bir ülke dolayısıyla hani itibardan tasarruf olmaz diyebilirsiniz ama hani gerçi insanların çocuklarına elbise almadığı için, yiyecek bulamadığı için ya da ısıtamadığı için kendilerini astığı ya da intihar ettiği bir ülkede bu kabul edilebilir. Yani insan vicdanı ne şu maaşı kabul edebilir? Ne o kadar arabayı kabul edebilir? Yani eee büyükşehir belediyelerine gördük. Yani Mansur Bey'i de gösterdi. Sayın Ekrem İmamoğlu da gösterdi. Önceki saltanatları gördük. Yani belediye başkanlarının ya da işte oradaki e, bürokratların nasıl e, muazzam maaşlar aldıklarını, nasıl korkunç paralar aldıklarını e, gördük. Dolayısıyla aslında hani biraz önce söylediğim toplum şunu gördü. Yani AK Parti'nin çıkarlarıyla ülkenin çıkarları uyuşmuyor. Yani toplumun çıkarları uyuşmuyor. Yani birileri başka bir, yani bir her yerde böyle. Yani bütün kurumlara bakın, bütün bakanlıklarda hepsi, e, 1 ile bir 50 balda yaşayan ee, tabii yani yüz, e, zümre var aynı ortada. Anda, evet. aynı anda aynı anda 10 yerden 15 yerden 20 yerden maaş alan insanlar, i̇nsanlar var vardır. ve bu çıktı gazeteler yani yani ya, e, Sayın Bakan öyle 15 20 yere falan yani 1 2 3 4 5 6 yerde işi çözmüş 6 yerde 6 işi öyle yani 20 ayrı iş yerinde ile uğraşmış 6 yerde hani, ama Çince bilip bilmediğini gerçekten saat, merak hani, ettim. Saat 12.30 sosyal 12, medyasına 12, 12. baktım hiçbir açıklama yok hani Hani normalde insanın bunu ya yaranlaması lazım Tabii ya da ki. bir takım gerekçesi varsa hani şey de söyleyebilir hani kalktık benim ihtiyacım var da diyebilir hani bilmiyoruz hani yani bir, bir <laughs> bir açık bu da bir açıklamadır, <laughs> doğru söylüyorsun. bir, bir, bir açıklama <laughs> en azından <laughs> bir yani toplumun geniş kesimleri bunu bunu merak ediyor yani 250 bin lira maaş alıyorsanız açıklama yapmamak adet haline geldi. Evet. Şimdi bir Haydar Paşa e, olayımız var. Evet. Bir ihale var. Şimdi oraya geçelim. Hı hı. E, önce haberimizi bir izleyelim. Haydar Paşa gar ihalesi değerli hı hı. izleyenler. Bir bakalım neymiş, ne değilmiş, nasıl olmuş? E, i̇çine bir e, hafızamızı tazeleyelim. Sonra üzerine konuşalım. Bu arada değerli izleyenler, bu konuyla ilgili gelişmeler var. Onları söyleyeyim. Bakanlık bir açıklama yapmayı gereksiz görmüş. Şöyle söylüyor bakanlık, bir açıklama yapılmayacağını belirtiyorlar. Sebebi de şuymuş, için tartışmalar içinde yer almak istemedikleri için herhangi bir açıklama yapmayacaklarmış. Tartışmalar içinde yer almak istemedikleri için. Bu arada Ekrem İmamoğlu'nun açıklaması var. Ha, bu arada ondan önce şunu söyleyeyim. Ekrem İmamoğlu'nun bir çağrısı vardı. Bu hukuk mücadelesini başlatacağını ifade etmişti ve başlattı. Bugün itibariyle de e, bu konuyla ilgili suç duyurusunda bulundu. Bulunurken de e, bir e, çağrısı var e, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'na. Sayın Bakan, bakanlık yap, gelin bu işi düzeltin. Madem bugüne kadar konunun dışında kaldınız, içinde olduğunuzdan nasıl oluyor Anlayalım. Bunu yapın. Memleket bir takım yozlaşmalara karşı da bir düzelme hissetsin. İnsanlar şunu görmesin. Kayırmacılıkla, torpille onun bunun yakını olmakla değil de hakkaniyetle iş yürüyor desin insanlarımız diye seslendi. Evet. E, yani süreç oldukça e, ilginç, oldukça tuhaf. Neden? 3 bin lira gerek alınıyormuş. Sonra işte istifa ediyor ve Türkiye'nin belki de en büyük şirketlerinden biri haline geliyor. Yani belki çok nitelikli bir insandır. Hani bilmiyoruz. Ee, neden bakan yapılmadı? Hani bu kadar madem bir şirketi kısa sürede bu kadar muazzam bir ha, şimdi potansiyeli. Şimdi bu arkadaş İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde 3 bin lira maaşla çalışan bir arkadaşmış. Evet. Onu da söyleyelim. Hı hı. Ee, i̇şte bir yıl öncesine kadar falan. Hı hı. Ee, yani şirketin sahibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde 3000 lira maaşla çalışan bir yani. arkadaş. Hı hı. Daha sonra bu şirketi kuruyor. Ve Kuruyor ve kurumlarını... çalıştığı kuruma girdiği ihalede eliyor. Evet. Ay maşallah. Aralar ne aslanlar evet, yaratıyor. Yani o yüzden dedim hani belki çok hani hakkını yememek lazım. Bu kadar büyük bir yetenek varsa. <laughs> ya hakikaten Türkiye, Türkiye, alim yok da Türkiye açısından. Ya bu Haydarpaşa meselesi aslında bir hak gasp. Yani oradaki yani tarihi bir binanın ya da tarihi bir yerleşkenin bir bütün olarak aslında rantı açılması. Bu, bu yıllardan beri süre gelen bir projedi, bir hedefti. Evet. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sayın Ekrem İmamoğlu bunun belediye ukdesini almak istiyor ve oranın e, halkın hizmetini sunmak istiyor. Yani birilerinin hizmeti değil de halkın hizmeti. Yani herkes yaralanabilsin. Hani bir, bir insan sonuçta bu insan zeki bir insan. Hani bir yıl içinde bu kadar muazzam bir mal varlığı edinmişse Aydar Paşa almasa da başka yerde de hayatını sürdürebilirsin. Ekonomi Bakanı yapan o zaman bu adam ya. Yani şimdi Mansur Yavaş Sayın Mansur Yavaş Ankara'da Atatürk Orman Çiftliği'nin ihalesine girdi. Orada aldığı ihaleleri ve yani oranın yapılaşmasının önüne geçti. Şimdi Haydarpaşa'da da benzer bir şey var. Orada da eğer e, bu ihale bu bu insanlarda kalırsa, orası zaten Haydarpaşa gar olmaktan çıkar. Yani tarihi bir bina olmaktan çıkar, orada bir kent süliyeti olmaktan çıkar. çıkar. E, Sen Cumhurbaşkanı dediği gibi, o ihanet süreci devam etmiş olur. Yani dolayısıyla Oranın e, İstanbul halkına verilmesi lazım. Yani bakanlık biz bu tartışmaların içine girmiyoruz gibi saçma sapan, absürt bir şeyi nasıl söyleyebilir? Yani hani herkesin ilgilendiği Türkiye'nin tarihsel miraslarından biri üzerine e, bir Tabii şaibe bakanlığı değil, sen bir tarafsın evet. yani bir bir, bir, şey şaibe bir, yani, şey... bir şaibe var yani bir şey var ortada. Bir iktidar yakınlığı var. Bir bir Türk farklı bir yani etik olmayan bir ilişki var. Bu adam AK Partili, ondan sonra işte belediyede çalışıyor, sonra ayrılıyor, şirket kuruyor. Ondan sonra devletin bütün kurumlarını iş yapıyor ve sonra çalıştığı kurumu bir şeyden eliyor. Ya yani dünyanın hiçbir yerinde böyle bir örneğe rastlayamazsınız. Rastlayamazsınız. Ve bakanlıkla çıkıp biz bu tartışmalar içinde yer almak istemiyoruz diyebiliyor. Bunu da yaşayamazsınız. Evet, bunu, da, bunu böyle bir açıklamayı da yani göremezsiniz, duyamazsınız. Dolayısıyla hayır bakanlık bir açıklama yapmak zorundadır. Yani Şöyle bir gerekçeyi de duyamaz dünya. Evet. Gerekçene, gerekçelerden bir tanesi. Müştereken ve müteselsilen. Hı hı. müştereken ve müteselsilen. İstanbul'un Büyükşehir Belediyesi verdiği teklifte müştereken ve müteselsilen demediği için. Demediği için onun yerine e, ortaklaşa ve birlikte. Ortaklaşa ve birlikte dediği için eleniyor. Ya da elenme gerekçelerinden bir tanesi de bu. Böyle Şimdi bir gerekçe bu yok olamaz. yıllardan biridir. Hep şu söyleniyor ya. Yani bu iktidar hep adrese teslim ihaleleri yaptı. Yani öyle bir şartlama, ihale şartlamaları hazırlıyorlar ki. O kadar çaresiz kalmışlar ki artık şundan medet umar evet, gelmişler. Yani, yani sırf iki tane kavramdan dolayı eliyorlarsa evet. ve bakanlık çıkıp biz bu işin dışındayız. Yani biz bu tartışmaya girmek istiyoruz. Yani bu hani insan aklıyla dalga geçmektir. Yani bu kabul edilebilir bir şey değildir. Yani herkesin gerçekten yönettiği kuruma yani o bu ilk defa Türkiye tarihinde Türkiye siyasetinde bu kadar e, hoyratça, bu kadar vurdum duymaz bir anlayışla karşı karşıyayız. Yani ne ANAP'ta ne Doğru Yolda yani Özal'da, Delil'de böyle bir yok. şey rastlanılmadı, böyle bir şey görülmedi. Yani hani Erbakan'da vesaire falan yani hiç yani sol iktidarlar zaten böyle bir şeyin içinde olmazlardı. Ama yani korkunç bir şey ve yani bu bir gasptır. Yani res, resmen bir gasptır. Evet yani baktığın zaman müştereken demitesel müteselsilen bir gasp vardı evet, ortada. Ortada bir gasp var. Yani bunun, bu, dediler, bu, Yani Sayın İmamoğlu, Ekrem İmamoğlu şöyle bir şey söyledi sizi yani bunu itmeye, buna yapan motivasyonu öğrenmek istiyorum nedir? O motivasyon tabii ki çıkar. O motivasyon tabii ki haksız, hukuksuz. Yani halkın malına el koymaktır. Yani devlet üzerinden, toplum üzerinden, devletin imkanları üzerinden ya da kurulan ilişkiler üzerinden zenginleşmek nüfuz ticaretidir. Ve bu kabul edilebilir bir şey değildir. Bu yasaktır. Yani dünyanın hiçbir yerinde yani yasayla eğer olmamışsa bile etik olarak sizin bir partiyle bu denli ilişkiniz varsa, partideki işte en yüksek makamlarda olan insanların çoluğu çocuğuyla ilişkiniz varsa ve bu ihaleler sizde sorgusuz sual sizi veriliyorsa orada bir takım şaibeler elbette ki insanların aklına gelir ve insanlar bunu sorgularlar. Ve bakanlık da böyle bir açıklama, böyle zavallı bir açıklama yapamaz. Çıkacak diyecek evet, ki, çok zor, ben bir bu, bu ihale şu koşullarda, şu şartlarda verilmiştir. Belki hakkıyla almıştır. Belki hakkıyla almıştır. Madem inanıyorsanız buna, Madem inanıyorsan buna, hakkıyla aldığını eğer inanıyorsan, evet. E, evet, çık bir şey söyle. Çık, evet. e, i̇nanmıyor. Çünkü e, o da biliyor yaptığını. Yani, e, evet, e, o da yaptığı şeyin yanlış olduğunu çok net biliyor. Ama buna bunu bunu söyleme cesaretinde sahip değil. Ama şunu şunu unutmamalı. Yani, yani bu 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 halk bunu biliyor, bunu görüyor. Yani İstanbul'daki seçimlerde gördü. işte 800 bin farkı gördüler. Hala o halkı cezalandırmaya dönük, hala o halkı bir biçimiyle e, yıldırmaya dönük onudaki bütün tarihsel varlıkları bir biçimde belli kişilerin eline verme dönük bir çaba korkunç bir çaba yani hastaneleri boşalttılar üniversiteleri boşalttılar tarih yapıları boşalttılar hepsine kendine yakın insanlara verdiler yani bu akıl almaz bir akıl şey. Akıl almaz bir şey. Evet. Bu arada bir son dakika gelişmesi var. Emine Bulut cinayetini hatırlayacaksınız değerli izleyenler. Davada bir karar çıktı. E, hapis ceza, müebbet hapis cezasıyla çarptırıldı. Eski eşiydi bildiğiniz hmm. gibi Uçaklayarak öldürmüş idi. Evet hak ettiğini görmüş e, diyoruz. Şimdi e, bir hocamız vardı anayasa hukuku profesörü. Hakimiyet bila kaydı şart milletindir. Hmm. Yazmazsan sınıfta bırakıyordu. Evet doğru. evet. <laughs> 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 o kadar vardı var böyle bir takıntısı yani vardı. Yani egemenlik kayıtsız şartsız bir bilet Kayıtsız şartsız değildi, Eğer bila kaydı şartta ben sen sınıfta bırakıyordum. Yani e, İhale yapanın böyle bir şey bir olmuş takıntısı olabilir. Var i̇şte, var takıntısı var herhalde. <laughs> yani e, anlaşılabilir gibi bir şey değil. Bu arada vaktimiz kalmadı ama hemen şunu da söyleyeyim. Memura bir fazla mesai var. E, hmm. Haberim vardır. E, fazla mesai e, yüzdesini bilmiyorum ama Yüzde %13 kuruş saatine 13 kuruş zam gelmiş. Son 30 saniyede ne söyleyebilirsin bu konuyla ilgili? Güncelleme yapılmış, oraya da bir güncelleme yapılmış. Ama onu şey oranını vermeden şey diye manşete çıkarırlar. Tıdarlar yakın gazeteler memura zam diye şey yaparlar. <laughs> %6.1 zam. Evet. Başı çalışma çalışma ücretlerine 2020 yılında yapacaklarım. Ee, hmm. saat başı fazla çalışma ücretlerine %6.1 zam gelmiş. Memurların fazla e, saat başına fazla çalışma ücreti 13 kuruş artmış. 2 lira 26 kuruş olmuş. Sadece elektrik yaptıkları zam oranında bir zam yapmış olsalar bile yeterliydi aslında. Hani Yeterli. Geri, geri evet. kalanı Hani e, bırakalım sadece elektrik zammanın o oranda bir zam yapılmış olsa herhalde çok daha iş görür diye düşünüyorum. Valla e, bilmiyorum ama e, bu 13 kuruşla e, Açlık ve seferet e, koşulları evet. daha da derinleşerek yaşayacaktır. Ama o odada tabii şöyle bir şey var yani, yani insanlar zeki insanlar hani işte 3 bin lira maaştan bir imparatorluk kurabiliyorlar. Yani biraz da yaratıcı ya olmak lazım. herkes böyle zeki olamıyor maalesef biraz da, yani. Evet. Biraz da yaratıcı olmak ee, lazım. Evet, bir yaratıcı olamıyor. Herkes o zekaya sahip, o, o beceriye sahip değil maalesef, maalesef ama yapacak bir şey yok. Ee, memurlar sanıyorum bu 13 kuruşla ne yapacaklarını düşünüyorlar kendi hani yatırım. Ben onlara şey diyorum. Yani işte döviz, Hı. işte euro, avro vesaire döviz ondan sonra bu arası piyasalar e, olabilir. Evet olabilir. İşte borsa olabilir. TL. Yani bir sepet yapsınlar. Malum ekonomi nereden nasıl geleceği belli değil. Bir sepet yapsınlar. Ve o şekilde bu 13 kuruşu değerlendirsinler. Evet. Bizden bu kadar. Çok çok, çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. Helal sağ eder ol. Fırat. Çok sağ olun. Sizlere teşekkür ediyorum değerli izleyenler. İnşallah yarın saat 11'de e, tekrar e, birlikte olmak dileğiyle bir kez daha Ahmet Taner Kışlalı'yı saygı, minnet ve özlemle yad evet. edelim değerli izleyenler. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Gerçekten özlüyoruz. O O o insanları özlüyoruz. O insanları özlüyoruz. İşte öldürle öldürle geldik zaten hmm. bugünlere biz de. Evet yarın görüşmek üzere değerli izleyenler. Hoşçakalın efendim.